Biraz biliyorsunuz CHP'deki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesinin görüntülerini yorumladık. Sonra da mesajları aldık. E, i̇ki parti sözcüsü açıklama yaptılar, bir de e, bilgilendirme var. Şimdi e, tabii ki e, aslında şunu söyleyebiliriz. E, şimdi bir yerde yani AK Parti'de daha çok anayasa diyalog zemini ortaya çıkarken, ilk madde olarak yer alırken... CHP'de daha çok asgari ücret, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması, tarımda alım fiyatlarının altta kalması, atanamayan öğretmenler, özel okul öğretmenlerinin sorunu, staj çıraklık mağdurları, emeklilikte kademe bekleyenler, kira yardımının sorulayacak olan deprem sitedelerinin sıkıntıları. Özgür Özel, Hürriyet Gazetesi'nde yaptığı görüşmede de bunların gündeme getireceğini Hatta bunların yapılması gerektiğini, hatta şöyle bir diyalog da olmuştu. E, yalnız hani ekonomi bir program uygulanıyor ve orta vadeli programdan herhangi bir taviz verilmesi programı sekteye uğratabilir. Bu nedenle bu birkaç sene yani iki yıl en azından bu yıl özellikle ekonomi yönetimi tarafından oldukça hassas görülüyor. Dengenin bozulması istenmiyor. Dediğimizde de biz bir vergi çalışması yaptık. O vergi çalışmasını da e, Ak Parti'ye sunacağız demişti. E, fakat anladığımız kadarıyla iki lider bu görüşmede e, ekonomi kadrolarının yani e, Mehmet Şimşek, e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de CHP'nin ekonomi kadrolarının bir araya gelebilmesi için bir uzlaşmaya vardığı da anlaşılıyor. Şükrek'le görüştüklerinde bu taleplerinden vazgeçeceklerine dair ben de güçlü bir kanaat var. <laughs> ben de, güçlü bir kanaat var. Onu yani ölümü Tabii. gösterip Amerika'ya razı Şöyle yani şu net e, gittiği her yerde emekliler ve asgari ücret konusunda e, eleştiri ve şikayetleri dinliyormuş Özgür Özel. E, sanıyorum sizler de duyuyorsunuzdur haklı olarak. Zor bir sene geçirildiği biliniyor dolayısıyla belki işte ekonomi CHP'nin ekonomi kadroları memeşim Mehmet görüşünce bu sorun hallolur mu? Hallolmaz mı? Bir sene ötelenir mi? Göreceğiz ama ne diyorsun? Yani özellikle önce ekonomiyle başlayalım. CHP ve AK Parti bu konuda uzlaşır mı? Bir de Özgür Özel şunu da söyledi. Biz hani evet yapıcı bir zemindeyiz ama bu konudaki mitinglere ve protestolara katılacağız dedi. Ya tabii şimdi Özgür Özel de siyaset yapıyor. Yani hı hı. ülkenin ana muhalefet partisi lideri. Ya tabii şu da var bak burada mesela askeri asgari ücretin arttırılması, özel okuldaki öğretmenlerin sorunları. Ya burada yani e, asgari ücret biliyorsun devletin verdiği bir ücret değil. Hı hı. Özel okuldaki öğretmenlerin sorunları boyutu özel okulların ilk planda çözmesi gereken bir sorun. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Buradaki hadise, yani iki liderin görüşmesi, elbette ki bu konular görüşülecek ama yani asgari ücreti, asgari tespit tespit komisyonu belirliyor ve bunun bir takvimi var. Ee, nasıl belirlendiği, işte işçi kesimi, işveren kesimi. Özgür Bey bunları tabii ki dile getirecek, söyleyecek. Sayın Cumhurbaşkanı da muhtemeldir ki bir ekonomik program uygulandığını, e, bu dönemde böyle yol yürümeleri gerektiğini, bunun siyasi bir bedeli olduğunu, o bedeli de kendisinin yerel seçimde ödediğini, Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkenin en tecrübeli siyasetçisi. O bilmiyor muydu yani emeklilerde bir sorun var değil mi? Çalışanların ücretlerinde bir sorun var. Eğer bir popülizm yapıp o dengeleri bozacak bir adım atsaydı... ...yerel seçim öncesinde bunu atmadı. O siyasi riski gördüğü halde atmadı. Şimdi bugün zaten birçok belediyeyi CHP'ye kaptırmışsınız. O siyasi bedeli ödedikten sonra... ...bir ekonomik program devam ederken o adımlar atılır mı? Ben hani çok atılacağı kanaatte değilim açıkçası. Ee, burada tabii mesele sadece ekonomi de değil. Ee, terörle mücadele konusunda ben devletin e, kodlarının, kırmızı çizgilerinin... E, ...kayyum meselesi başta olmak üzere anlatıldığı ve çok önemli bilgilerin... ...ana muhalefetle paylaşıldığı kanaatindeyim. Mesela o saydığın davalarla ilgili... Ee, o davaların yeniden görüşülmesi, yani hukuk bir karar vermişse ve hukukun verdiği kararı biz bu kararı beğenmedik, yeniden bunlar görüşülsün dememiz, acaba e, hukukun yargının bağımsızlığı ilkesini zedeleyen bir tavır olmaz mı? Bütün bunlar tartışılacaktır yakın dönemde. Peki e, İsmail Dükersiz ne dersiniz? Yani e, şimdi tabii e, belki. E, Ekonomi yönetimi CHP'nin ikna olacaktır Mehmet Şimşek'i dinleyince. Belki de Mehmet Şimşek vergi çalışması üzerinde fikir soracaktır, bilmiyoruz. Ama bir de tabii Zafer'in dikkat çektiği kayyum meselesi başta olmak üzere bazı davalar var. Dolayısıyla herhalde yakın bir zamanda belli ki Mehmet Şimşek'le bir araya gelecekler. Ne diyorsunuz? içerideki mesajlara daha doğrusu hem içeriden yansıyan hem dışarıya yansıyan mesajlara. Şimdi başlık başlık tabii ki konuşulması gereken konular var. Ama öncelikle bir genel bakmak lazım olay ne oluyor diye. Hı -hı. Şimdi siyaset içine düştüğün durumu kendi lehine çevirebilme sanatıdır. Yani çok kaba tabiriyle budur. Bir durumda olursun ve o durumun koşullarını analiz edersin. Ben bunları nasıl lehime çevirebilirim diye bir çaba gösterirsin. Bir politika koyarsın ortaya. Şimdi buradan hareketle nasıl başladı bir olay? İlk önce, bundan önceki saatte Zafer, Sabah gazetesinde Özgür Üzel'in verdiği röportajı okuyarak başladı mesela. Yok, onu orada, sonunda bahsettim. Onunla başlamadım. Orada hayır ben bu sürecin nasıl başladığını ifade ha, pardon, etmek için söyledim. Pardon, pardon, Öyle başladım. Ne, ne diyordu Özgür Özel? Makama saygılıyız. Ama muhalefetimizi de yapacağız. Bir sıkıntı yoktu. Herkes alkışladı. Sıkıntı yoktu gerçekten. Olması gereken buydu. Çünkü siyaset dilden sıkılmıştı. Sert dilden sıkılmıştı. Millet sıkılmıştı. Herkes Hı -hı. birbirine hakaret ediyordu. Bizler de dedik ki ya hakaret etmeden de insanlar muhalefet yapabilir. Birileri de iktidar e, görevini yerine getirebilir. Bu çerçeve doğru bir çerçeveydi. Fakat süreç yürüdüğünde başka bir yere doğru evrildi bu normalleşme. Normalleşme artık normalleşme olmaktan çıktı. Özellikle bugünkü görüşmenin ardından Ömer Çelik'in çok süratli bir biçimde açıklama yapması ve Cumhuriyet Halk Partisinin açıklama yapmak için e, üzerinden iki buçuk üç saate yakın zaman geçmesini beklemesi kafalarda soru işareti yarattı. Ömer Çelik ne dedi? Çok özetti, çok şey söyledi. Ama bir şey çok... söyleyeceğim. Orada o zaman şöyle gerçeği söyleyelim. söyleyelim. Ee, Ömer Çelik e, açıklamasıyla denk bir şekilde CHP bir perde arkası bilgilendirme yaptı. Bilgilendirme yaptı. Bir bilgilendirme yaptı. Ama. Da canlı canlı bir yöntem canlı, Yani böyle böyle yapalım diye. Canlı canlı Ömer Çelik bir şey söyledi. Söylediği şu. Biz her konuda Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği yapmak teklifini ilettik. Böyle dedi değil mi? Yani kelime kelime böyle olmayabilir ama cümleden çıkan sonuç bu. Siyasi meseleler iç ve dış politika meseleleri dahil bir ortak siyaset geliştirmesi konusunda Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımızın hassasiyeti söz konusudur. Cumhurbaşkanımız diyalog sevinin güçlendirilmesini arzuluyor. Diyalog ortamının sürmesi toplumda olur mu karşılanıyor? Şimdi, orada kritik olan nedir? Ortak siyaset belirlenmesi. Evet. Bu iş koalisyonla olur. Şimdi biz bilmediğimiz bir örtülü koalisyonu mu konuşuyoruz şurada? Ya da bu örtülü koalisyonun e, ilk basamağını mı konuşuyoruz? Bunu bilmek kamuoyunun hakkı. Yani Türk kamuoyunun hakkı. Yani sadece muhalefet demiyorum. Muhalefet kamuoyu ve iktidar kamuoyu Bir süredir de. konuşulan hadi burada söyleyelim. E, adını koyalım biz koyalım. E, milli mutabakat e, evet. bir efendim bir süredir Ankara kulislerinde birileri kimi milli mutabakat anayasası diyor, kimi de milli mutabakat birlikteliği diyor. E, bundan bahsediyorsunuz sanıyorum. Ben açıkça söylemiş olayım sevgili izleyicilerimize. E, bu bu mudur? Ya bilmiyorum ne olduğunu. Sadece düşünüyorum sesini düşünüyorum. Yani olaya baktığımda e, nasıl başladı? İkinci görüşmenin sonunda neye dönüştü? Ona bakıyorum. E, medeni bir siyaset yürütelim ülkede. Hani kutuplaşmayalım, kamplaşmayalımla başladı. Çok güzel alkış. E, Son da geldik. Ortak siyaset üretme noktasında bir çalışma yapalım değil çalışma yapalım. Bugün, şimdi geldiğimiz yer burası. Yani bir bir süredir ama bunun üzerinde hayır konuşamam. söyleyeyim Aa, diye. siz bunu yeni mi fark hayır, ettiniz şunu, İsmail Bey? Ya hayır milli mutabakat hükümeti ya da milli mutabakat anayasası diye geçiyor ama e, ben de bugün bunun biraz perde arkasına baktım e, belki hani e, hepimize faydası olur diye söylüyorum çünkü bir süredir Ankara'da konuşuluyor. Konunun aslında bir milli mutabakat hükümetiyle ilgisi olmadığı söylendi. Böyle bir niyet yok. Ne Cumhur İttifakı'nda var ne de CHP'de var. Olağanüstü bir durum olmazsa, olağanüstü durumdan kasıt, bir dünya savaşı karşı olur Olağanüstü durumlar olur. başka bir şey zaten. Olağanüstü durumlarda ha. olağanüstü e, önlemler alınır. Öne, evet. Olağanüstü e, gelişmeler yapılır. Bu başka bir şey. Yani bir, ben normal e, hayatın olağan akışı içinde konuşuyorum. Türk siyasetinde. Bunu çok çok naif bir iflas da bulundu size Handan Mesela bu Ulus Milli Mutabakat Hükümeti'nin propagandasını yapan kim? E, Abicim, ben şimdi bir, saniye abi. yani şimdi Milli Mutabakat Hükümeti'ne e, gelmeyelim. Milli Mutabakat Hükümeti'ni zaten konuyu açtın ve kapattın. O zaten evet. hani bu krizlerde bu bir kulislerde bir konuşuluyor önce. dedin sonra da yok böyle yok bir şey Yok böyle dedin. bir şey. Ha, Tamam evet. yani Milli Mutabakat Hükümeti Ay, o da duymuş belli ki. Bu programın birileri konusu çünkü değil. piyasaya sürüyor da onun pro, için diyoruz pro, yani. Programın konusu değil. Ama burada başka bir şey oluyor. Bunun adına Milli Mutabakat Hükümeti dersin. Başkası da başka bir isim koyar. ama Ömer Çelik'in söylediği e, satır arasına baktığında doğru okuma yaptığında farklı bir sonuca götürüyor bu e, normalleşme sürecini. ortak siyasi bir daha oku ya bir daha okuyayım ama ha. tam da öyle değil şöyle tam da öyle siyasi meseleler iç ve dış politika meseleleri dahil bir ortak siyaset geliştirmesi konusu Cumhurbaşkanı ha. ve Genel siyasi. Başkanımızın Hassasiyeti söz konusu. Cumhurbaşkanımız tamam, yani. diyalog ee, çok, zeminin güçlendirilmesini arzuluyor. Çok kibar, çok naif, çok da diplomatik bir dille ne söylemek istediğini çok net anlatmış Ömer Çelik. Yani bir tek ben mi böyle anlıyorum? Hayır değil hepiniz böyle anlıyorsunuz da bunu bir tek ben seslendiriyorum evet, burada. Biz öyle anlamadık. Yani. İşte ben senin ne anladığım çok <laughs> eminim. Yani, sen rahat sen ama. zeki bir insansın. Biz öyle anlamadık. Sen anlamadım. zeki <laughs> bir insansın neyin ne olduğunu çok da ama iyi devin, biliyorsun. Ama demin Hande'yi çok naif bir ifadeyle yani haddini ee, bildirmeye çalıştın ama yani karşımda. başaramazsın abi. O konuşur yani. O. <laughs> Bak biz sabır diye tespit çekiyoruz. Evet ya bugün tespitle gelmişsin. Pardon, pardon bir şey diyeceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar ben konuşacak mıyım konuşmayacak mıyım? Bunu sen, önce bununla bunu bir Sen şu an kaç dakikadır konuşuyorsunuz? <laughs> <mi>? Hayır <laughs> yani seni şimdi e, yaklaşık 5-6 dakika oldu. Seni, Zaferi, İsmet'in az da olsa bana bir şey kalmıyor yani. Brüt 5 dakika, İsmet 2 dakika. Ama bir dakika 55. bak. 20.45'te senin... başladı ya. 20.45 bir saat 10 dakika. 58 dakika Hande konuşmuştur bak ben sana okumuştur. Gerçekten ben hayır diyorum. ya son dakika. Bak Türk televizyonlarında son bir haftada bütün moderatörlerin konuşma sürelerini toplasınlar. Hande'nin bu programda 1 saat 10 dakikadaki konuşma süresiyle karşılaştırsınlar. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Bu daha çok konuşmuş. Ben sadece moderatörlük yapmıyorum yorum da yapıyorum. Hürriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi olarak yorum da yapıyorum. itirazınız var mı Zafer Bey? Var ama ne faydası. <laughs> <laughs> Buyurun İsmail Bey. <laughs> Yani neyi buyurayım? <gülüyor> <gülüyor> Ama o kafanı karıştırdı. Bak farkındaysan. Hayır karıştırdı. o değil sen karıştırdın Hayır, o karıştırdı. kafama. o O, o, bunu fırsat bildi devam ettirdi. Hayır siz mi kanka mı Tabii oldunuz? Tabii ki. Yok canım ben kanka ikinize birden sonra. Bana gösterdiğin tepkinin yarısını ona göstersem şey program daha Ama anlaşılabilir teşekkürler bir ya. program olur. Evet. Ya Zafer... Sorunun kaynağı orası <laughs> orası. Sorunun kaynağı anlıyorsun ya. Biraz önce bir şey söyledim. Oo. Bir hanımefendi. Ne yapayım yani? Ha, bir, bir hanımefendi. Sürsünün anlaşması gibi bir şey bu. <laughs> Meksika çıkmasına dönecek şimdi. herkes birbirini işaret etsin. Evet buyurun. Ee, ya Ömer Çelik'in ifadelerinden siz o zaman bir ortak politik oluşturma çağrısı mı anlıyorsunuz? E, evet yani onu onu söylüyor. Ben anlamıyorum. O onu söylüyor. Onun söylediğini de ben doğru anlıyorum. Hepsi bu. Hani... Herkes doğru anlıyor. Bunu seslendiren ben oluyorum bu stüdyoda. Onu da söyleyeyim. Bu bir. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ajandasıyla anladığım kadarıyla AKP'nin ajandası farklı. Bu normalleşme süreci Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in son derece iyi niyetle başlattığı bu çalışma, bu girişim bir biçimde AKP'nin sözlerime başlarken söylediğim içinde bulunduğun durumu kendi lehine çevirme sanatıdırı çok canlı bir örneğini görüyoruz. Geldiğimiz noktada. Nasıl değine çeviriyor? İşte böyle çeviriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bakanlar genel e, gölge bakanlara bilgi veriyor. <laughs> yani şimdi bu e, görünürde böyle bir şey oluyor. Şeffaf değil. Ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Ama PR çok güçlü. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölge bakanlarına AKP'nin bakanları bilgi veriyor. Ya çok ne veriyor diyorum. bilmiyorum. Abi Cumhuriyet Zaten Halk saniye. Partisi Gerçekten derken konuşmamın... niye AKP diyorsunuz? Ya yani mesela bu ayrıştırıcı değil de Bence sorunlu bir dil. Öyle değil mi? Bak Cumhuriyet Halk Şimdi Partisi... Şimdi benden hiç destek isteme. Vermiyorum. <laughs> evet İsmail Bey. <laughs> Hayır, <onu da> <laughs> Nasıl <ederim>? oluyormuş? <laughs> onu da CHP derim. Ee, Ayrıca işte, dil falan da yok yani. Birisini kısaltarak söyledim. Birisini uzun halde söyledim. Ve bunu de, değiştirerek yapabiliyorum. Yani böyle bir yeteneğim de var. Adalet ve Kalkınma Partisi de diyebilirim yani. Sıkıntı Teşekkür yok. Teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Hayranlıkla izliyoruz. Tamam. Ya yani Onun farkındayım. Asıl ben sana ben sana çok hayran kaldım bu gece inanılmaz bir alkış bu görüşmenin tamamına. gerçekten çok hoşuna gitmiş. Yo gerçekten hoşuma gitti. Gerçekten hoşuma gitti. Çok gerçekten gerçekten hoşuma gitti. Bu hayır, Ay yo, şaşırtmadı. Ha. Şaşırtmadı. Bekliyor muydun alkışı? Tabii ki bekliyordum. Neden? Beklemez miyim? E, biraz önce söylediğim nedenlerle bir şey hmm. pişiriliyor. Hmm. Zafer bunu görüyor ve alkışlıyor. Bak görüyor musun ya? Ne evet. Şimdi bir merkez var. Biz o merkezden mesaj geliyor hepimize. Hayır hiç böyle bir şey deniliyor söylemedim ki, ben ya. Bak deniliyor ki bununla bu konuyu diyor alkışlayın diyorlar. Biz alkışlıyoruz. Bak, hiç, bu hiç böyle bir bu, şey bu söylemedim. Kafa, o kafa bak. Hiç o, de, hiç böyle bak, bir, bir şey zaten söylemedim zaten. Demek ki kötü bir şey Söylemediğim var. söylemediğim sözleri bana atfen e, söyleme. Ben ne Maniple dedim? Etme. İsmail Diker program evet. başındayım dedim. Sen edelim. Bu Kıbrıs görüşme Barış çok iyiydi. Tabii çok iyi dedim ya çok güzel. Evet güzel sizce de iyi değil mi? Ya ben şunu çok merak ediyorum. Bak, Bak bu işi, işi ilk alkışlayan bırakayım. ben de bir dakika da işiz... karşı karşıya getirdim. Zafer, <laughs> Zafer bu işi ilk alkışlayan bendim. Olması gereken siyasette budur diyen bendim. Evet. Ama, ben ama geldiğim yer, geldiğim, daha doğrusu gördüğüm, gördüğüm Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok iyi niyetli başlattığı bu uh, gelişme Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından nereye doğru evrildiğini görüyorum ben artık. Nereye evrilmiş? Bir koalisyon. Şimdi bu komisyon olacağı koalisyon söyleyeyim. O olacağı söylüyorum ben. <laughs> bir süre sonra örtülü koalisyon adı konmamış. Olacağı söylüyorum. Bu komisyonlar kurulur. Bakanlar birbirine bilgi vermeye devam eder. İşte Mehmet Şimşek'le bir araya gelinir. İlişkiler biraz daha götürülür. Biraz daha yürütülür. Ondan sonra bunun PR'ı çok iyi yapılır. 6 ay sonra Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir konuda bir muhalefet şerhi koyduğunda ya da muhalif bir söylem geliştirdiğinde AKP'den şöyle bir açıklama gelecek. "Canım 6 aydır birlikte çalışıyoruz ya. Siz söylediniz. Siz de bu işin içindesiniz." Yani niye siz bunu söylüyorsunuz? Açık açık şunu söylesenize de İsmail Dükkler. Kardeşim, biz müzakere falan istemiyoruz. Bırakın müzakereyi, mücadele edelim mi diyorsunuz? Yani bu kadar laf dolaştırmaya gerek yok. Ya yani. laf falan dolaştırıyor La, Laf dolaştırmıyorum. Senin bu söylediğime haksız bir biçimde sloganlaştırmamak için biraz daha ayrıntılı anlatıyorum ki izleyici daha net beni anlasın diye. Yok. Sen sloganlaştırıyorsun, ve o slogan doğru bir slogan değil benim için. Bir şey Anladın diyeceğim. mı? Ben Onun onu söylemiyorum. Şey diyecekler ama Şimdi, arkadaşlar, şunun maliyeti Türkiye'ye ne oldu? Ha, onu da söyleyeceğim. Ben sana söyleyeyim. Şimdi onun biraz, önce, biraz önce Zafer dedi ki e, popülist bir politika izleseydi emeklilere işte istediklerini verirdi dedi. Yok tam popülist... olarak öyle söylemedim. Aynen böyle söyledin. Kayıtlarda var. Kayıtlarda var. Popülizm Not yapmadı. Siyasi bir Popülizm risk aldığını. Popülizm yapmadı dedin. Dolayısıyla e, emeklilere de yani verilmesi gerekeni vermedi dedin. Ama... EYT Tam olarak öyle söylüyorum ama buradan yürüyeceksiniz. Ek ama gösterge popülizm İsmail değil miydi? İsmail Bey ama şöyle bir şey yok orada mu? Orada bir parantez açıp cevap verdi ha, bu hayır, bir şey. Hayır EYT ve 3600 <laughs> ek gösterge ve daha o seçimde da şöyleydi. Olması her lider çıktı, yaptı. çıktı bir kart daha yükseltti, bir kart daha açtı bir kart daha açtı. Hı. Ve sonra olmaması, olması, gereken her şeyi şey yapıldı. Azat ve Kalkınma Partisi dönüş. olması gerekeni yaptı. İnsanların hakkıydı ve bunu verdi. Ama bunu Zafer Popülist politik olarak nitelendiriyor. De ama buna bakın. Ekonomi e o zaman vermeseydi. De. Bir tek emekliler harcandı burada ya. Bütün herkese ver, verildi. Herkese kaynak vuruldu, bulundu da emeklilere mi bulunmadı o bu konuda, kaynak? O konuda İsmail Üker'e ben de katılıyorum. E, bu doğru. Ee, yani orada Çalışma hayatındaki diğer kesimlere ayrılan kaynak emekliler de dahil edilerek bu doğru. E, bölüşülebilirdi. Bu doğru. Yani o, o konuda İsmail Dükkan'a katılıyorum. Orada da hata Ama yapan hata şunu yaptım unutmayalım. diyecek. unutmayalım bak bu konuyu açtın diye söylüyorum. Bak bu EYT meselesi Türkiye'ye atılmış bir goldür arkadaşlar. 91'de yapılan hata 2023 Türkiye'sinde çözüldü depreme rağmen çözüldü. Ama bunun maliyeti ben sana söyleyeyim 2024'te maaş ve ikramiye maliyeti 400 milyar lira olacak bu yıl. Prim kayıpları da hesaba katıldığında maliyet 550 milyar lirayı buluyor. E şimdi kur, böyle bir ki yüküm... burada, burada ya bizim, kâh, yaramızı, biz bizim yaramızı nasıl ya da bizim o güç mevduatla açığımızı ilgili... nasıl e korumalı kur, mevduatla ilgili eleştirileri kime yapacaksınız biliyor musunuz? Dolar 30 lira olacak. Dolar 50 liraya gidecek. Dolar alın, evinizi satın, arabanızı satın diye 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 ülkeyi batırmaya niyetlenen etki ajanlarına söyleyeceksiniz. Orada devlet bir hamle yaptı. O hamlenin neticesi kur korumalı mevduat Herkes oldu. Herkes bu konuda bilinçli ve sistemli madem bir şekilde çok, Türk madem, ya madem çok, Bak, Çimçek, Türk Me, madem çok doğru bir yöntem de Mehmet Şimşek neden çökertmeye çalıştılar? madem çok doğru bir yöntem de Mehmet Şimşek neden vazgeçiyor şimdi? Şöyle Devam edebilir de. Müsaade eder söyleyeyim edebilirdi. mi? Müsaade, müsaade eder misiniz söyleyeyim 30 mi? 30 30 30 mi? 30 edersen, yok. Bir dakika yok, ama yok. hepsini birbirine karıştırdılar. Ya CHP'yi konuşuyorduk nereden geldik buraya? En akım başkanı var ya şimdi yurt dışında daha iki hafta önce bu seçimden sonra Önce pardon ne diyordu? Dolar alın diyordu. Döviz alın diyordu hatırlıyor musunuz? Şöyle yapalım arkadaşlar şimdi o bölümünü de ekonomi bölümünü de ayrı konuşalım ama eğer bittiyse şu seninle özellikle söyle, sorduk söylediklerini bir İsmet abiye sormak istiyorum. Şunu da söyleyeyim şunu da söyleyeyim eğer böyle devam ederse bu görüşmenin inisiyatifi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçerse günün sonunda Özgür Özel dost söyler. Belki bana kızacaktır, alınacaktır, gücenecektir. Ama ben söylemek söyle, söylemem gerekeni söyleyeceğim burada. Ee, kendi muhalefetini güçlendirir parti içinde. Peki. Ee, şimdi Ömer Çelik'in sözlerini nasıl anladığını İsmail Dükkan anlattı. Böyle mi anlıyorsun? bu? O, yani ben yorum yapınca kızıyor Zafer Bey ama birazdan yapacağım. Şimdi çok özür dilerim. Ee, İsmet abi bu hafta sonu Ali Koç'la Aziz Yıldırım biliyorsun bir moderatörün eşliğinde bir program yaptılar oradaki moderatör ideal moderatör benim kafamdaki <laughs> moderatör o onlar moderatör. hiç moderatör bak, istemedi ki ne dedi ne dedi bak, çocuk bir ara söze <laughs> bak, girmeye çalıştı var, Sus, bak, Ali Koç dedi ki sen, sen burada mıydın dedi lütfen bak, sen bak biz de mesela musun? biz konuşalım <laughs> sen Her bombayı biliyor musun biz diyelim ki Hande'ciğim bak, ya sen işte burada mıydın bak dedi. buradan söyleyeyim daha da, lütfen, da eğlencelisi bak, Ahmet, var Ahmet Selim Kul bak, Aziz Bey ile Ali Bey hiç moderatör istemedi. Yani normalde bir ilk defa telefon, televizyon tarihinde bir ilk olacaktı. İkisi moderatörsüz çıkıp konuşacaklardı. Düşünebiliyor musun? Bu arada şaka yapıyorum. O arkadaşımız, genç bir arkadaşımız çok başarılı. Ben iyi bir spor sever olarak izliyorum kendisinin programlarını. Ama hani ideal moderatör nedir diye bana sorsan söylüyorum. Ali Koç Aziz Yıldırım tartışmasındaki moderatör ve moderasyon idealdir. Beni kıskanma. Ben sadece moderatörlük yapmıyorum bir daha söylüyorum. Ben de yorum yapıyorum. İstersen ben de kendime sizin sandalyeden alıp öyle oturayım bir sonraki programda. E şey mi? yapalım sana bir program evet, devam yapalım. Devam ediyordun tık. sen. Çık anlat.